İyi Evet. günler arkadaşlar. Ömer'in kanalına hoş geldiniz. Bugün biz ekmek pişirme makinesi aldık. Fakirden. İsmi neydi? Pannyhose diyor. Alman'ın diyor. Şimdi şöyledir. Önce içerisinden başlayalım. Bugün aldık. Sizinle bugün incelemesini yapacağız. Kitabında her bir ekmek pişirmesinin, ne bileyim reçel pişirmesinin hepsinin tarifesi var. Üstünde bir numara yazıyor, iki numara yazıyor. Bunlar hepsi ekmeklerdi. Gördüğünüz gibi hangisini pişirme istiyorsunuzsa. Arkadaşlar menüdür. Ekmeğin gramıdır. 500 gram, 750 gram, 1000 gram yani 1 kilo. Bu ekmeğin kızarmışlığını yani az kızarmış, orta kızarmış, daha koyu kızarmışıdır. Bu saat ayarıdır. Kaç saatten sonra pişirmeye başlasın. İptal tuşudur. On off açma kapatma düğmesi aynı anda da start düğmesini evezcisidir şöyle diyelim. Yeni aldığımız için içini bulaşık makinesine koydum. Yıkansın, kurulansın. Ondan sonra devam ederiz arkadaşlar. Bakalım nasıl pişirecek. Güzel mi pişiriyor? Sizle beraber bakacağız. Almaya değer mi, değmez mi? Şimdi arkadaşlar bunu ben bulaşık makinesinden yıkadım, koydum buraya hepsini. Çünkü bu yağlı gelmişti biraz. Şimdi şöyle. Bunu bakın arkadaşlar. Bunun burada dilleri var. Bu diller birbirine geçmeli. Ömer bunları göster paşam. İçeride bak. Bunlar geçmeli. Yani biraz çapraz koyup arkadaşlar. Şöyle bakayım. Durumunu düzelteyim de. Çapraz koyup nasıl bu iş. Ben de birinci kere de seviyorum. Bakın böyle mi oluyor yoksa. Ömer. Aha. Bakın arkadaşlar çapraz. Aha geçti yerine. Dümdüz geçti yerine. Gramajına göre kaşığı var. Şöyle kolu var. Bu döner kolu. Ömer göster bu döner kolu da paşam. Bu döner kolu da geçireceğiz şuraya arkadaşlar. Çünkü bu da karıştıran makinanı. Şimdi eşyalarımızı getirsene lütfen bir bir bana. Gene diyorum arkadaşlar menüdüm. Her ekmeğin ikinci ekmek növü, üçüncü ekmek türü, dördüncü ekmek. Burada hepsi yazıyor arkadaşlar ekmeklerin. 5, 6, 7, 8 burada hepsi yazıyor. Şöyle ben birinci pişireceğim. Ekmeğin büyüklüğüne göre 500 gram, bu 500 gramlık, 500 gramlık pişireceğiz abiler, ablalar. Şu da ekmeğin kırmızılığı, beyazı. Ben orta koydum. Orta bize yeterlidir. Şimdi lütfen getir şeylerini bana. Bir tane ekmek pişirelim. Bakalım ekmeğimiz nasıl olacak arkadaşlar. Arkadaşlar limonla başladık. Bir çay kaşığı limon diyor. Aha, bir çay kaşığı limon. Tamamdır. 280 mililitre su. 280 mililitre suyumuz. Bu değil mi burada? 200 kaç? 280 mililitre su. Tamam. Sonra bir çay kaşığı tuz. bir çay kaşığı tuz. Onu da ekleyelim. Getirsin arkadaşlar bir. Ekleyelim onu. Şu burada mı olacak? Burada mı? Ha, bu tarafta olması lazım. Arkadaşlar bir çay kaşığı tuz koyduk. Tamam. Tuzumuzu koyduk bir çay kaşığı. Arkadaşlar 2 çay kaşığı, çay kaşığı değil bu, yemek kaşığı sıvı yağ. 2 kaşık sıvı yağ. 1,5 yemek kaşığı kadar şeker. Bu şeye ihtiyaç yok yani benim bu göstermeme. Çünkü zaten kitabında bunun var şeyi. Yani nasıl ne yapılıyor. Kitabında var. Sadece sizden beraber yapmak istedim ki ekmeğine bakalım ekmeği nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum yani.
Arkadaşlar unumuz 3 ölçek ve 4'te 1 ölçek. Arkadaşlar bir çay kaşığı da mayasını ekledik. Bitti mi? Tamam. Arkadaşlar kapatıyoruz üstünü. Şimdi şöyle yine tekrarlayalım. Menüdür. Menüde 1, 2, 3, 4, 5 hepsini pişirebilirsiniz. Buradaki yazılan ekmekleri. Şimdi biz 750 gramlık yapmaya karar verdik. Çıtır olmağı ve kırmızısı, ekmeğin beyaz kırmızı olması orta koydum. 3 saat 30 dakika yazıyor. Şimdi onu bilmiyorum. Sizinle beraber yapacağız hepsini. Start düğmesine basıyoruz. Bitti. Arkadaşlar başladı çalışma. Şimdi piştikten sonra hep beraber ekmeğimizi çıkaracağız. Sizden bakacağız ekmeğimize. Nasıldı, nasıl değil, içi nasıldı. Hepsine bakacağız. Arkadaşlar çalışma şöyledir. Bakın. Çalışması şöyle. Ben daha buna yer kararlaştırmadığım için buraya ortalığa koydum arkadaşlar zigonun üstüne. Yani yerini kararlaştıracağız pişirdikten sonra. Şöyle çalışıyor arkadaşlar. 4 saat diyorlar. Burada 3,5 yazıyor. 3 saat 28 dakika diyor. Yani şöyle. Bakalım arkadaşlar. Sizinle beraber göreceğiz. Bunda da böyle gösteriyor gene. Camından görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ekmeğimiz şöyle oldu. Bayağı da bir soğudu. Çıkartalım. Şimdi kardeşler ekmeğimiz şöyle. Bakalım ekmeğimiz nasıl olmuş. Çıkmıyor da bakalım nasıl çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar içini size gösterdim. Alın. Tadı var mı? Var. Güzel. Birinci kereye göre belki ben biraz sert yapmışım ama gene pamuk gibidir. Tadı yerinde. Tuzu yerinde. Vallahi pişirmeyene de böyle bakın. Güzel pişirmiş. İçi dolu. Fırın ekmekleri gibi hava değil. Yani bayağı bir doyurucudur.